Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. BTC ile ilgili dün söylemiş olduğum şeyler hala geçerli. Özellikle de bunun grafikleri ile ilgili bilgi paylaşmıştım. Onun dışında dünün bir retest günü olduğundan bahsetmiştik ki dünkü retestten sonra özellikle kırmızı fibonacci ortalamasının gece kapanışı itibariyle mükemmel bir şekilde test edildi 47.000 bölgesi. Akabinde şu an için tekrardan yukarı yönlü hamle gerçekleştirmeye çalışıyor. Şimdi büyük fotoğrafta bir toba formasyonu vardı. Burada tekrardan arkadaşlar bir toba formasyonu oluşumu gelebilir mi gelemez mi bunu takip etmeye başlayacağız. Ama burada bizim için önemli olan tekrar belirtiyorum bakın. Kısa vadede 45 bin 46 bin bölgeleri veya 45 bin bölgeleri önemli stop bölge olarak değerlendirilebilir. Ee, özellikle de orta ve uzun vadi için e, genel kırılması gereken bölge şu an için yani şu saatten sonra bölge kırılacaksa arkadaşlar tam net bir sayı 51.110 bölgesi. Ee, bu bölgelere çok dikkat etmek gerekiyor. Akabinde yatay direnç bölgesi 52 bölgesi. Şu görmüş olduğumuz alan çok önemli bir alan. Eğer alan yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmezse çünkü tekrardan aşağı yönlü kısa bir sürede olsa bir baskılanma oluşabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor bu süre zarfında. Bu bizim için önemli olan detaylardan birisi. Bunun dışında altcoin'lerle ilgili dün ondan önceki gün sizlere zaten videolarda belirtmiş olduğum coin'ler vardı. Onun dışında benim her zaman söylediğim bir şey vardır arkadaşlar. Doğru yerde ve doğru zamanda bulunabilmek. BTC'de gergitler devam ederken bu altcoin'lerde de e, sürüyor. Bunun dışında dominans bugünlerde gergitler yaşıyor. Ama ayrı bazı önemli bir alanda e, önemli bir kırılım geldiğinden bahsetmiştim zaten sizlere. Bu süreçte özellikle dominansı ve BTC'yi çok yakın bir şekilde takip edeceğiz. Ethereum BTC partisi çok önemliydi. Bunu daha önce belirtmiştim sizlere ve burada da güzel hareketlikler gelebileceğine dair emareler söz konusu. Bu açıdan baktığımız zaman. Dün EOS'u paylaşırken sizlere arkadaşlar söylemiş olduğum şey çok netti. Burada bir de formasyonu. Akabinde logaritmik ölçekte yükselen trend. Trendden sonra özellikle mavi alan altı kırılımlara dikkat etmek gerekiyordu. Dün bir retest gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik 4.13 bölgesi ki 4 psikolojik bölgesi EOS'ta önemli bölgelerden birisiydi ve bugün de görmüş olduğunuz gibi hareketine başlamış. Çok yavaş e, hareket edebilen kapasiteye sahip coinlerden birisi ama düşüşleri maalesef biraz sert oluyor. Bunu daha önce belirtmiştim zaten sizlere e, ama belli oranlarda yükselişle maalesef gördüğü zaman da hareketine devam eden coinler arasında yerini alıyor. Burada da yapacağımız tek şey tekniksel anlamda incelemek arkadaşlar yapılabilecek çok fazla bir şey yok çünkü. En azından şu an için baktığımız zaman. Ethereum zaten detaylı bir şekilde paylaşmıştım sizlere. Şimdi XTZ'ye gelmek istiyorum. Neden XTZ? XTZ'yi gerçekten son birkaç gündür sizlerle de paylaşıyorum. Ee, ve bu süre içerisinde mükemmel bir hareketlilik yakalamış olduğumuz coinlerden birisi. %55.27 ki bu kötü piyasa şartlarında bana göre mükemmel ötesidir. Bakın arkadaşlar şurada saat önce de arkadaşlarla paylaşmıştım. Kaç gündür... Tekrarlaya tekrarlaya özellikle YouTube'da paylaşıyorum bunu katıl butonundaki arkadaşlara. Ve %55.10'a vardı. Gerçekten bu güzel bir hareketti. 8.59 bölgesi önemli bir destekti. Bakın iki defa bölgeyi denedi. Geçemedi. Geçemediği geçemedi için de kar satışları gelmiş durumda. Burada 8 bölgesi psikolojik açıdan önemlidir. Zaten daha önce görmüş olduğu zirve bölgelerine geldi arkadaşlar. Günlük bazda baktığımız zaman. Daha önce görmüş olduğu zirve bölgesini hemen yatayda kırmızı çizgi olarak belirtelim. Şu görmüş olduğumuz alanlarda. Evet bunu hemen kırmızıya çevireyim arkadaşlar. 8.43 bölgesi. 4 saatlik baza geldiğimiz zaman da arkadaşlar daha önceki zirve bölgesinin geçildiğini ama benim için 8.59 bölgesinin daha önemli olduğunu görmüşüm. Ee, ve bu gerçekten daha iyi çalışmış. Ve bunun akabinde de hareketlilik şu an için devam ediyor bu saatten sonra izlenende biraz dikkatli olmakta fayda var. Eğer yukarı yönlü dirençler günlükte kırılacaksa onlardan sonra da tekrardan stoplu bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu piyasada yapılabilecek tek şey var arkadaşlar. Stop kullanarak takip etmek. Dün özellikle Algo, Algo'dan bir gün önce özellikle CRV'yi paylaşırken bundan net bir şekilde bahsetmiştim. Bakın şimdi CRV'ye geleceğim. CRV'yi sizlerle paylaşırken arkadaşlar bakın günlük baza tekrardan geleceğim ve büyük fotoğrafı tekrar göstermek istiyorum. Yani gerçekten büyük anlamda bir kırılım söz konusuydu. Ve bu görmüş olduğumuz fotoğrafın bir küçüğünü bize yaşattı. Bu gayet doğaldır. E, bundan bunu önce söylemiştim ve CRB benim için hareketine başlamamış coinlerden birisidir. Hala da öyle. Tabii ki bu çok yükseleceği anlamına bu saatten sonra patlayacağı anlamına asla taşımaz. Önemli olan belli alanlardaki sonra kırılımlar ve reitestlerin iyi bir şekilde takip edilmesi. Size en son yapmış olduğum paylaşımdan sonra buranın yani bölgelerden sonra tepki gelebilecek diye belirttiğim coinlerden birisiydi ki %18'lere varan bir tepki geldi. Kırmızı alanı geçmeye çalışıyor. Kırmızı alanın üzerinde günlükte durmayı başarabilirse arkadaşlar yukarı yönlü tabii ki BTC izin verdiği sürece hamlelerine devam edebilecek coinlerden biri şu an için incelediğimiz zaman. Şimdi buradan algoya geleceğim. Algo ile ilgili bugün bazı mesajlar da geldi bana. Dün algoyu sizlerle paylaşırken bakın tekniksel anlamda çok geniş bir şekilde paylaştım. Şu an için o kadar geniş e, fotoğrafın geneline bakmaya hiç gerek yok. Bu merak eden arkadaşlar dünkü videoya bakabilirler. Burada özellikle 4 saatlikte bakın bu gerçekten çok güzel bir örnek aslında bu açıdan baktığımız zaman şu görmüş olduğumuz yeşil alan arkadaşlar bakın şu yeşil çizginin geçtiği bölge. Burası önemli. Neden önemli? Özellikle dün bölge kırıldıktan sonra arkadaşlar sizlere retest veya geri çekimler olursa nerelerde stop kullanabileceğimizi zaten sizlere paylaşmıştım. Ve bu stopta özellikle de yeşil yeşil bölgenin çok önemli stop bölgesi olduğundan bahsettik. Fibonacci ortalaması da bölgelerden geçiyordu. Kısa vadelerde de kendinize göre stop kullanabileceğiniz bölgeleri sizlere belirlemiştim. Tabii ki sizler hangi stoplar istiyorsanız onlar kullanabilirsiniz. Ama burada bakın yeşil bölgeyi özellikle tekrar göstermek istiyorum. Yani yeşil direnç açılan bölge. Bakın kırıldı. Retest. Akabinde hareket gitmedi. Geri çekildi. Bakın yeşil bölge tekrar aşağı geri çekildi. Ama o bölgenin altında herhangi bir bağımsız kapanış gelmedi. Bağımsız kapanış gelse bile Akabinde en önemli güçlü desteklerden biri Fibonacci ortalaması var. O bölgeye bile hiç gelmedi. O bölgelere yakın bölgelere iğneleme attı. Tekrar yukarı kırdı. Yani şu görmüş olduğumuz yeşil direnç bölgesi üzerinde alıcılarla satıcıların büyük savaşını gördük. Akabinde baktığımız zaman alansal olarak 4 saatlikte bakın daha önce görmüş olduğu tepe bölgelerini de şu görmüş olduğumuz hacimle kırmış durumda. Bu açıdan da önemli ve şu an için hala rites gerçekleştiriyor ve özellikle Algo'yu takip etmek isteyen arkadaşlar için gerekli destek ve direnç bölgeleri kırıldıkça sizler de stop bölgesini yükselterek takibe devam. Bunun dışında hemen sizlerle beraber arkadaşlar evet XRP'ye gelmek istiyorum bugün. Şimdi XRP'de günlük bazda önemli bir kırılım ve retest vardı aslında. Daha önce 0.9 bölgesi bakın yeşil bölgeyken 4 saat bazda özellikle bakın. Bu bölgeye her geldiğinde tepki aldığından bundan 3-4 gün önce bahsetmiştim sizlere ve görmüş olduğunuz gibi bölgeler her geldiğinde tekrardan tepki aldı ve yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Zaten burada önemli olan diğer unsurlardan birisi özellikle indikatör destek bölgesi açılmış. Yatay destek bölgesi çalışıyor. Ve bu bölgede de zaten yutan bir mum gelmiş. Bu saatten sonra zaten bir yükseliş yapması beklenir ki bu bölgelerden sonra zaten gelinen yükseliş açısından da değerlendirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar %20'lik bir hareket gelmiş ki bu güzel bir hareket. Şimdi küçük fotoğraftan büyük fotoğrafa geçeceğiz. Günlükte de arkadaşlar bakın güzel bir alan daha önce önemli bir destek olarak çalışmış kırılımdan sonra tekrar teyit edilmiş bölge ve dün tekrardan bölge kırıldıktan sonra ondan önceki gün dün retest yapılıyordu ve bugün tekrardan retestten sonra bir hareket başlamıştımda. özellikle burada Fibonacci ortalaması 1.11 bölgesinden geçiyor bu bölgede kırılırsa o zaman XRP içinde bazı şeyler değişebilir. İgzelemde de arkadaşlar bakın ikili dip formasyondan bahsetmiştim sizlere. Bunu sizlere daha önce paylaşmıştım. En son dün değil evvelsi gün galiba. Tekrar bir video paylaştım. Şu görmüş olduğumuz alanlarda altına gitse bile bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerin altına herhangi bağımsız bir kapanış gelmediği için stop olmadı. Stop olmadığı için de %23'lük harika bir yükseliş gerçekleştirdi. 4 saatlik bazda baktığımız zaman. Burada da arkadaşlar önemli bölgede yutan bir mumla özellikle direnç bölgesi de kırıldıktan sonra düşen trendle birlikte mükemmel bir altın nokta oluşturmuştu. Ve şu görmüş olduğumuz bölgelerde şu an için ne yapıyor? Bakın 4 saatliğe baktığımız zaman farklı günlükte bir kırılım ve rites söz konusu. Bu da önemli bir detay. Ve bölge eğer bugün bir rites olarak kalacaksa ve 0.31 bölgesi üzerinde bir kapanış gerçekleşecekse akabinde tekrar yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimaline sahip olabilir. Bu açıdan da istiyorsanız sizler de izlenebilir bölgelerden sonra takipte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi genel manada piyasayı incelediğimiz zaman haftalık kapanış gelecek. Bu önemli. Haftalık kapanışta özellikle BTC'nin gidebileceği bölgeler açısından değerlendirilmesi önemli. BTC özellikle haftalık kapanışta destek bölgesi üzerinde yutan bir mumla kapatacak. Eğer böyle bir kapanış gelirse ki bu bence önemlidir. Ayrık bazda zaten kırmızı bölgenin üzerindeydik. Bunu daha önce de belirtmiştim. Zaten bu yükselişin en büyük sebeplerinden birisi de oydu. Bölge üzerinde kaldığı için tekrardan bir tepki alımı geldi. Ve burada haftalık bazda bir topa formasyonu oluşuyor. Tabii ki bu daha önce gelişen zirve bölgelerinde oluştuğu için bunun için yani tam olarak bazı şeyleri söylemek net olmaz. O yüzden belli bölgelerin kırılmasını ve günlükte özellikle kanalın kırılmasını beklemek çok daha önemli. Çünkü eğer kanal kırılmazsa ve özellikle konfirme olmazsa aşağı yönlü tekrardan baskı görme ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum ben. Bu açıdan e, takipte bulunduğunuz coinler açısından kısa stoplu takip etmeniz sizlerin faydasına olabilir. Tabii ki burada tercih sizindir. Benim şahsi fikrim arkadaşlar. Bu açıdan da baktığımız zaman. Çünkü dünya piyasalarında da hala haber ardı kesilmiyor. Olumlu, olumsuz bir sürü haber akışı geliyor. Ee, özellikle gece e, çim yani Asya piyasaları açılacak. Asya piyasalarından sonra yarın Avrupa ve Amerikan piyasalarını da takip edeceğiz. Çünkü bu zamanda özellikle bu süreçte dünya piyasalarından bağımsız hareket etmek özellikle tek başına takipte bulunmak çok doğru değildir diye düşünüyorum. Bazen e, pozitif ayrıştığı zamanlarda tabii ki takipte bulunabilirsiniz ama genel manada dünya genelinde bir e, enerji krizi problemi var. Bir yani bunun dışında birçok kriz söz konusu ve bunlar biraz daha büyümeye çalıştırılıyor diyebiliriz. Özellikle küresel açıdan değerlendirdiğimiz zaman birçok unsur var. Ekonomik açıdan büyük şirketlerle ilgili, bankalarla ilgili büyük problem haberleri söz konusu. Ee, ve büyük likidite problemleri hala söz konusu. Merkez bankaları dediği gibi para basmasına rağmen yani bunlar es geçirmeyecek şeyler. Bu yüzden dikkatli olmakta bana göre bu süreçte önemli. Sizlere paylaştığım konuları da destek ve dirençler açısından sizler de istiyorsanız takipte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Katıl butonundan da bana destek verip daha fazla tekniksel verilen faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.